savunmuş olsaydım dahi yine yapamıyorduk. Dur bakalım şimdi nasıl yapacağım. O zaman görevimizin zorluğu beklentimin üstünde. Kısa sürede bir sürü şey yapmak zorundayım görevde. JF'ye bir LoL karakteri daha geldi. İkinci LoL karakteri Zed geldi. Ama hala sürümü resmi olarak paylaşmadım, o sürümü. Yok ya, dalmayacağım. Biz eski sürüm oynuyoruz işte hala. Ya bende Reforce var da hani eski sürümü hala oynuyoruz. Reforce yok ki millette çünkü. Şimdi ben bu Berserker'ı, yok ben bu savaşta onu sokmam. Bilmiyorum da benim bir sürü haritam var. Ya 20'den fazla rahatlıkla sayarım. Evet, Türk Er Meydanı, sonra Türk Arena yaptım adına. Bu arada katılırım dersen, bir de Heroes mapler, Heroes yayınlarında kamera açmıyorum ya. Yapacaklar bu oyunda kamera. Zaten izleyen yok benim Heroes yayınlarımı. Şurayı oku sen. Şimdi benim çok şey oynamam lazım ya. Az önce ucu ucuna alamadık. Kayıpları bayağı bir minimumda tutmam lazım. Bayağı bir hem de. Tamam, göstereyim dedim. Destructive Magic diye gerekecek. Dur ya, lojistiği bileyim. Ama şimdiden sana kolay gelsin. Bu mu? Muhtemelen Gok. Gok. Şimdi benim ilk sıkıntım, ben bu kaleyi alırken çok şey kaybediyorum. Bir kendim yapmak istiyorum bu savaşı. Bu yapay zeka oynarken nasıl bu kadar ordu kaybettiriyor? Bu anormal bir kayıp çünkü. Gerçi Heroes'u da güçlüdür ya. Şimdi göreceğiz. Gerçekleri öğreneceğiz. Evet tabii canım, tamam, güçlü. Evet. Sen biliyor musun Heroes 5'i? Düşünme süresi, ha tamam. Bilen yok ya, herkes 3'ü biliyor zaten. Ben Heroes gurusuyum, ben hepsini biliyorum.
Benim en sevdiğim 4. Sonra 6 ile 5'i bayağı bir eşit tutuyorum. Sonra 3, sonra 7.7 bayağı bir boktan. 7 şaka gibi. Bayağı bir ağır bir şaka. Yok ya, ben o muhabbetler sevmiyorum. Sadece 3 oynayıp oynamış adamla da Heroes muhabbeti yapmıyorum. Yetersiz muhabbet. Çünkü hepsi aynısını diyor. En iyisi 3. 4, 5, 6, 7 oynadın mı? Hayır. En iyisi 3. Tamam diyorum. Hayır canım. Ben objektif bakıyorum. Keşke hiç oynamasaymışsın da Heroes serisini güzel hatırlamaya devam etseymişsin. Heroes 5 ilk çıktığında millet laf etmişti. Bu ne böyle falan filan demişti. Kötü de değildi yani. Sonra 6 çıktığında 6 çok yerin dibine sokuldu. Sistemlerinden dolayı çok marjinal sistemleri vardı. Ben yine beğenmiştim. 6 da güzeldi. Benim için gerçek ciddiyeli kötü 7 oldu. 7'nin savunulacak bir tarafı neredeyse yok. Yok canım, bu arada bu savaş gerçekten çok zormuş. Çok çok fazla şey kaybediyoruz. Şimdi az önceki rota çok yanlıştı. Kendime daha doğru düzgün bir rota seçmem lazım. Kötüydü az önceki yolum. Bu sefer direkt sağdan gitmek istiyorum. O yüzden 5 de kendini tekrarlıyor. Ben Heroes 5'e çok büyük bir modu yaptım. Çok. Heroes 5 New Order yaz Google'a. Çıkacak benim modum. Benim için en iyisi, en çok tartışılan 4. 4 en marjinali. Tamamen yeniliklerin oyunu. Uygulaması çok güzeldi. Şey, çok kötüydü. Mapleri berbat. Ben oyunu kendim modladım da kurtardım. Onda da modum var ve onda da bütün mapleri, campaignler dahil her şeyi kendim editledim de öyle. O okey oldu. Altı yine şeydi ya. Oğlum, oyuna göre değişiyor. Bu rahat cevap verebileceğim bir şey değil bu. Ya bir şey diyeyim, Heroes serisinde benim favori tarafım olmuyor. Hepsini eğlenerek severek oynuyorum. Peki, o yüzden cevap veremeyeceğim.
Soruna kusura bakma, yine doğru düzgün cevap veremeyeceğim. Benim modumsa random atarım. Orijinal Heroes 5 ise, orijinal ise Haven alırım. Tribes of East expansion ise ya Necropolis ya Fortress alırım. Bu şekilde cevap verebilirim. Aynı değil güçleri. Benim modum apayrı, orijinal oyun apayrı, expansion apayrı. Yani son derece doğal, normal. Tamam, ne olarak soruyorsun favori? Favori mi değil de favori olmayanımı söyleyebilirim. Favorim, net favorim yok. Favorim olmayanlar var. Yeşillikli, doğa konseptli şeyleri sevmiyorum. Yok, druid'dir, elf'tir, nature'dır. O konseptleri ben sevmiyorum. Hoşuma gitmez. İkincisi, o parlaklıklı şövalyeler konsepti de benim ilgimi çekmez. Onları da sevmem. İşte ama işte şey söyleyemiyorum. Pek sevmem bu iki konsepti. Ben severim aslında. Sen benim şey yayınlarıma da hiç denk gelmemişsindir. Skyrim roleplay yayınları yapıyorum ben. Bir Allah kahretsin. Hayvan gibi mumut gitti. Load etmem yasak kurallarım gereği. Nasıl telafi edeceğiz? Karakter yaratıyorum. O karakterin ağzından oyunumu oynuyorum. Dungeon, evet, dungeon severim. Konusunu da severim. Lore'unu da severim. Mesela Nature konseptini sevmem dedim ya. Sevmemem için Nature'ı bir sebep daha veriyor bana oyun senaryosu. Finden'ın Dark Elf'leri küçümsemesi, onlara bir corrupted gözüyle bakması. Eyvah ya, boş ver ya. Yine çok kayıplı oynuyoruz da bakalım gittiği kadar. Şu an bir nevi bir parça intihar ediyor gibi oynuyorum ben oyunu. Yani yozlaşmış gözüyle bakıyorlar. Tamam, bu sefer az öncekinden çok daha iyi bir rota çizdim, daha iyi oynadım. Fakat yine çok ciddi eksiklikler var. Bütün bonusları yine alamadım. Al işte geliyor. İyi de bu görev biraz gıcıkmış. Oyun bana hemen hemen hani her şeyi yapmama pek izin vermiyor ya. Yaptırmıyor. Ben bir şey anlamadım. Buradan üst kata çıkış var şimdi.
Bir dakika, bir kaydettim. Seri load etmem yasak da. Ben şu an bu bilgiyi bilmek için yapıyorum bunu. Sevmem. Peki çıksaydım falan bunlar ne sağlıyormuş bana? No. Aptal bir şey sağlıyormuş. Peki diğer portunlar ne sağlıyor bana? Aa oğlum, Heroic'te ne kadar zormuş bu görev. Buradan da geçiş var. Altta da portal var. Yok, görev yaptırmıyor. Yapmayacaksın baba diyor. Yapmayız, ne yapalım. Yani geçmesine geçtim ama işte ama bir şeyleri falan öğrenemedim. Bunu yeneceğim, görev bitecek. Ben ne anladım bu işten şimdi ya? What do you mean? Those are a bit far-fetched. But he is. He started a war with the Griffin Empire. Really? Just out and attack them? Who? His friend and neighbor Duncan? Or did he mount a siege on Talengard? Well, he has a Griffin prince. Well, what about this prince? Ya ben de yeni oyun falan filan bakamıyorum. Hem öğrenemiyorum bu yaştan sonra, hem de bir sürü oyun modluyorum, düzenliyorum, geliştiriyorum. İlla birileriyle bir şey yapacaksam da şey yapıyorum hani, CFA tayfasıyla. I fear my king that we may need to take another look at this incident. Really? But Wolfstan has always been so strong, so sure. Stone Halls, my lords. I beg an audience with you. I am Isabel, Queen of the Griffin Empire. You? It is your troop to attack. How did you get in here? It is a form of projecting one's image using a portal. On a? Curious. I thought only demons and heathen wizards knew that trick. We have learned much from the captured cultists. We have heard of your obsession in this matter. But that is your business. The border war is ours. Correct. Now speak carefully. We are at war. Wrongfully so. A renegade war chief named Wolfstan is holding one of our princes. And this war distracts you at a time when the dark elves are rearming. Tower. There have been a few minor clashes. Sadly, our hands are bound by treaty signed with the Clan Lord Raylan. We must support them in times of war. Then we will defeat you twice. Anlayamadım şu an. The thing is that, you see, with the proper incentive, a meaningless treaty with the Dark Elves could be forgotten, and our border war ended. Hmm. Yes. The prince. Give us Andre, and you shall have a free hand to punish the Dark Elves for their pride. What is this? Broken treaties, sacrificed princes. Think, Your Majesty, a firm link with a strong Griffin Empire, a chance to drive the caves. Ha, burada kapatmam lazım. JFA saatinden önce biri bir map yaptı, onu oynayalım. Söz vermiştim. Correct. What is it? Our young friend Wolfstan. Tamam, bu görev.